Tabii rakibimizin gücünü biliyoruz. Rakip hiç puan alamadı. Gol atması da zor olan bir takım. Ama bizim için de 3 puana ihtiyacı olan bir maçtı. İyi başladık maça. Yani hızlı başladık. Oyun anlayışı, önde olma anlayışımız. Kaçan penaltıya rağmen biraz iyi oynadık. Yine gol kaçırdık ama arkasından normal oyuna döndü. Zaten rakibin direnci ilk yarı ve 60. dakika kadar devam edebilen bir takım. Bunu da iyi yapıyorlar. Birinci bölgede daha çok zaman zaman ikinci bölgeye çıkıyor ve hızlı korta tarafa çıkan Debar'la bunu kullanmaya çalışan santrforu yapan bir takım. Zaman zaman o çıkışlara izin verdik. O eksikti. Onun dışında daha iyi oynadık tabii. Haliyle iyi oyuncularımız var. Pozisyonları da bulduk. Bugün zaman zaman hatalarımıza rağmen, eksiklerimize rağmen 6-7 yine yapabilirdik. Onu yapamadık. İlk yarıda gol gelseydi farklı bir düşüncemiz vardı. Ama ikinci yarıda golleri bulmak durumunda kaldık. Değişikliği yaparak bunu yaptık. O zaman da farklı değişiklikler yaptık. Yani bazı oyuncuları sahaya sürmeyebilirdik. Ama skor erken gelmeyince de o değişiklik yapmak zorunda kaldık. Ve giren oyuncuları da onlar golleri attılar. Ama daha da fazla yine sonlara doğru da gol yapabilirdik. Sadece rakibin çıktığı 2-3 tane pozisyon var. O baskıyı yapıp çıkarmamak gerekiyordu. Onun dışında oyuncu kalitemiz, oyuncu yeteneğimiz, oyuncuların arzusu onlara zaten üstün olarak gelecekti. Bu da normal olarak yansıdı. Dinlenmesi gereken bazı oyuncularımız vardı. Onları dinletmek istedik ama dinlenmeyi yaparken de oyunun gidişi olumsuz olunca sahaya koymak durumunda kaldık. 3 puan önemli. Ama rakibimiz bu değil. Rakibimiz Hollanda. Ona hazırlanacağız. Soru? Hilmi? Sever? Karşılaşma ilk 11'e başlayan oyuncuların performansını peki nasıl buldunuz? Verdiğiniz şansı iyi değerlendirebildiler mi? Ya tabii. Niyet... Yapayım hocam. Bazı oyuncular özellikle çok fazla eleştirildi. Sosyal medyada, internette görmüşsünüzdür siz de belki ama çok çok aşırı eleştirilen, tepki alan oyuncular da var. Yani sosyal medyaya bakmadım. Zaten müsabakaya bakıyordum ben. Şimdi de buraya geldim. Dolayısıyla zaman da yoktu. Burada tabii bütün oyuncular bizim takım içinde olduğu için hem bunlara şans vermek hem gol atabilmek. Çünkü beklentileri olduğumuz oyuncu. Bunlara da şans vermek için bunları görmek lazım. Ve bunların da gol atabileceğini düşündüğüm için koydum. Onlar içerisinde en fazla olumsuz etkilerini Enes oldu. Çünkü penaltıyı da atan. Çünkü Sunu Çim'de de daha önce oynamıştı. İyi de oynamıştı Andorra maçında. Orada da penaltı olmuştu, atmıştı. Burada atamadı. Oyun başındaki o penaltı onu daha da bir kötü duruma düşürdü. Bazı oyuncular kendi karakterleri itibariyle kendi içine kapanıyorlar. Bu da bir özgüven kaybını artırıyor. Bayağı sahada silik kaldı. Benim beklentimin de altında kaldı. Çünkü Getafe'de koşan, arayan, en azından hücumda etkili olmadığı zaman bile rakibi rahatsız eden bir oyuncu coşkusu yoktu onda bugün. Onun dışındaki diğer oyuncular da elinden gelen gayreti gösterdiler. Beceri veya beceriksizlikleri veya yanlışları tabii değerlendirilir. Ama tabii bir giren bazı oyuncularımızın takımın daha az olan oyuncularıyla onları bir araya koymak şu doğru değil. Bir yarıştır bu. Zaman içerisinde onlar da iyi olabilirler. Ama mesela Efecan'ı beğendim ben. Gayet iyi oynadı. Görevini iyi yapmaya çalıştı. Orkun hep yani tek tek oyuncuları muhakeme yapmak doğru değil. Çünkü bu maç da tek başına bir ölçü olmaz. Rakibin kalitesi belli. Bazı oyuncular mesela oyun içerisinde daha çok şey yapabilirlerdi. Yani gol bulabilirdi, gol pası verebilirlerdi veya savunmada rakibe o şansı verme. Bunlar eksiktir ama tekrar söylüyorum. Ne kadar istekli olursanız ol, rakibin gücü oranında da konsantrasyon düşüyor veya çıkabiliyor. İlginçtir. Rakibimiz Cebeli Tarık'ta hep 45 dakika dayanıyor, 60 dakika dayanıyor. Bazen işte gol bulursa sonlara doğru düşüyor. Dolayısıyla hep savunmasında kalan takıma karşı Sunu Çim'de oynamanın da zorlukları var ama o zorlukları ikinci yarı aştık. İlk yarıda başta olsaydı gol daha farklı olabilirdi ama bu eleştiriler yapılacaktır. Yani övgü de olacaktır. Bu normal bir şey. Futbolcuların herhangi bir etkilenmesi söz konusu mu maçta? Daha önceki alınan skorlarla ya da sizin bir etkilenmeniz söz konusu mu? Sonuçta maç bize yakındı. Sizin olduğunuz yer de bize yakındı. Sizi de çok stresli gördük. İstediğinizleri yapamayan futbolcuları gördük. Ve ilk yarıda gerçekten
kötü bir futbol ortaya koyduk. Ama ikinci yarı tabii ki açıldı daha sonrasında. Ve şu an rakip Hollanda'da Karadağ 4-0 net bir skorla yendi. Bir önceki maça geldiğimiz zaman çok tartışılan Şenol Güneş. Ama Cemal Tarık maçında kazanan Şenol Güneş. Bundan sonraki maçlarda sıkıntılı bir süreç olursa nasıl bunu atlatacaksınız? Yani hesap içinde gitmeyeceğiz. Bizim hesabımız bu maç bitti. Hollanda maçına çıkıp o maçı kazanmak, en kötü ihtimalle beraber olarak avantajlı olarak dönmek. Çünkü şu anda biz bir puan öndeyiz. Rakiple beraber kaldığımız zaman onu bir puan geride tutuyoruz. Burada Norveç öne geçerse bize gelecek. Dolayısıyla kazanırsak zaten otomatikman daha önceki kayıp puanlarımızı telafi etmiş olacağız. Bu da bir şansımız var. Bu şansı da bu takım yarattı. Yani biz daha henüz bu yarışın ilk devresini kapattık. Son maçında 3 puan alarak, 3 golle 3 puan alarak lider olarak bitirdik ilk yarıyı. Bunun kolay görünen maçlarını daha zor oynadık. Mesela bir Hollanda ve Norveç maçında çok daha rahat, huzurlu, keyifli, hiçbir stres yoktu. Avrupa Şampiyonası'nı geçirdikten sonra bir özgüven kaybı olduğu bir gerçektir. O maçlar içinde de olmuştur. Sonrasında da bazı özellikle karakter olarak iyi niyetli olan futbolcularımızın oyunun içerisinde sonuçtan kaynaklanarak bir güven sıkıntısı olduğunu görebiliyorum. Bu oyunda oynarken de topu kullanırken de olabiliyor. İşte az evvel dediğim gibi işte Enes'in ben bundan çok daha iyi oyuncu olduğunu biliyorum ama şu anda onu oynayacak bu durumda görünmüyor. Sıkıntısı var. Yani hele penaltı kaçırdıktan sonra sahada yok gibiydi. Yani ben Enes'in kötü olduğunu söylemek için söylemiyorum. Oyuncuların buna benzer başka oyuncu da var. Çok da girmek istemiyorum. Çünkü onun üzerinden çok muhakeme yapılabilir.